Yemek sepetinden herkese selamlar. Bugün yine çok güzel bir çalışma ile karşınızda olacağım. Sevimli kuşun adı Limon. Evet, bugün limon bir benzerini öreceğiz. Aynı renk hemen hemen bu iple. Daha önceki videolarımda muhabbet kuşu yapımından bütün detaylarıyla anlatmıştım, onunla paylaşmıştım. Şimdi ise kanat yapımını farklı anlatacağım. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Evet, bu güzel kuşu örmek için şöyle 0 numara tığım var. Uygun dokuda ipim var yine. İçini doldurmak için elyafa ihtiyacımız olacak. Bir çift boncuğa ihtiyacımız olacak gözleri için. Şöyle minik boncuklardan gerekecek. Evet, hazırsak hemen başlamak istiyorum. Evet, öncelikle baş, gövde ve kuyruk yapımını paylaşacağım. Sihirli halkamı yapıyorum. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. İpimi çektim. Şöyle ilk ilmeğime geçiş yaptım. İlmek kaydırma ile kapattım. Şimdi hemen ikinci sıraya geçiyorum. İlmek belirleyicisini takalım. Daha kolay takip edebilirsiniz. Her sık iğneye çift sık iğne yapacağım. Yani 6 olan sayımızı 12'ye çıkaracağız. Dokuz, on, son olarak 11 ve 12. Üçüncü sıraya geçelim hemen. Üçüncü sırada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne bir artırma yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet, hemen dördüncü sıraya geçelim. 1, 2, 2 sık iğne bir artırma yaptım. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet, hemen 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Aynı şekilde 11 sık iğne bir artırma yapalım. Evet. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda bitirmiş olduk. Şimdi 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yani 5 sıra boyunca düz öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan. Yani şöyle her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde 6 sıra örelim. Evet, 11. sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi hemen 12. sıra ile devam edelim. 12. sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. Hemen bir tane artırma yapacağım. Ama şu şekilde 7 sık iğneden sonra şimdi yapacağımız işlemi
6 kere tekrar edeceğiz. Dilerseniz şöyle ilmek belirleyicisi takalım. Evet, şöyle 7 tane ördükten sonra şu araya bir ilmek belirleyici takarsam daha rahat anlarsınız beni. Bir sık iğne, bir artırma, bir sık iğne, bir artırma. Bu işlemi 6 kere tekrar edeceğiz. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne, bir artırma. Bir sık iğne, bir artırma. Şu başlangıç ilmeğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son olarak bir sık iğne, bir artırma yapıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şu kalan ilmeklerimi düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen takıyorum ilmek belirleyicime. 12. sıra bu şekilde. 13. sıra artırma da eksiltme yapmadan düz öreceğiz. Her ilmeğe bir tane olacak şekilde düz örüp gelelim. Şimdi 14. sıraya geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, 5, 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. 1 tane artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4'ü aynı ilmek içine yapıyoruz. Yani artırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde ördük. 2 sık iğne bir artırma yaptık. Son bir kez daha yapacağız. 2 sık iğne bir artırma. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde öreceğim. 7 tane kalması gerekiyor. Başta da 7 tane örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son ilmeğim 7. İlmek belirleyicimi takıyorum. Şimdi 7 sıra boyunca düz öreceğiz. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şöyle gösterelim. 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Tabii ki niçin gösteriyorum hem söylüyorum. İşitme engelli izleyicilerim ve yabancı takipçilerim için sayıları elimde de göstermek istiyorum. Çünkü olumlu yanıtlar aldım.
Bu şekilde de kolayca rahatlıkla takip edebiliyorlar beni. Evet, şimdi 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Yani her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde örüp gelelim. Evet, hemen kaldığımız yerden devam edelim. 22. sıraya geçtik. 22. sırada 1 Evet. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buraya kadar 7 tane sık iğne ördük. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bir, iki, üç, dört. Dört sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Dört kere bu işlemi tekrar edeceğiz. Bir, iki, üç, dört. 4 tane sık iğne, bir eksiltme, 1, 2, 3, 4 ve bir eksiltme daha. Son eksiltmemizi de yapacağız. 1, 2, 3 4 eksiltmemi yaptım. Kalanları düz öreceğiz. 7 tane ilmeğimin kalması gerekiyor. 2 3 4 5 6 son olarak 7. 22. sıramız da bu şekilde. 23 ve 24. Yani 2 sıra boyunca düz öreceğiz. Her sık iğneye bir tane batacak şekilde 2 sıra örüp gelelim. Evet, 24. sıramızı tamamladık. 23 ve 24'ü düz örmüştük. 25. sıraya geçiyoruz. Bu arada ilmeğimde toplam sıra sonundaki ilmek sayım 34. Şimdi eksiltme de yapacağız iki tane. 25. sıraya geçelim. Burada 1 2 Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğne ördükten sonra hemen bir eksiltme yapacağım. Bir eksiltme yaptım. Şimdi hemen 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. 4 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltme daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde öreceğim. Sıra sonuna kadar düz örelim. Evet, 26. sıramızda 1 ilmeğe bir tane sık iğne olarak
Öreceğiz. Evet, 27. sıradayız. 27. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne ördüm. Yani bir sık iğne, bir eksiltme. Bu işlemi 6 kere tekrar edeceğiz. Bir tane sık iğne, bir tane eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne, bir eksiltme. Son olarak bir sık iğne, bir eksiltme. Kalanları düz örelim. Evet, şöyle bakalım. Muhabbet kuşumuzun kafa ve gövde formu oluşmaya başladı. Şimdi kuyruğa doğru devam ediyoruz. 28. sırayı artırmaya da eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz örüp gelelim. Evet, 29. sıraya geçiyoruz. 29. sırada bu arada 26 tane ilmeğim var şu anda. Şimdi 29. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi 3 kere tekrarlayacağımız bir işlem var. 1, 2, 2 sık iğne, 1, eksiltme. Tekrar 1, 2. 2 sık iğne, 1 eksiltme. 1, 2. 2 sık iğne, 1 eksiltme. Kalanları da düz öreceğiz. 7 tane kalması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son olarak 7. 30. sırada her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde bir sıra düz örüp gelelim. Evet, 31. sıraya geçtik. 31. sırada ise bir tane tek örüyorum sık iğnemi. Şimdi ise 1, 2, 3. 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bu işlemi 4 kere tekrar edeceğiz. 1, 2, 3. 3 sık iğne, 1 eksiltme. 1, 2, 3. 1 eksiltme. 1, 2, 3. Son eksiltmemi de yapıyorum. Kalan iki tane ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum.
Toplamda sıra sonunda 19 tane ilmeğimiz olacak. Bir artı ya da bir eksik fark etmez. Şimdi hemen 22. pardon 32. sıraya geçelim. Bir sık iğne. Bir artırma. Bir sık iğne. Bir x. Yani bir tane tam ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir sık iğne. Bir eksiltme yapıyorum. Bu işlemi 5 kere tekrar edeceğiz. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Bir sık iğne. Bir eksiltme. Son kalan ilmeğimi de düzüreceğim. Toplamda 15 tane sık iğnemiz olacak. İçini daha fazla kapanmadan elyaf ile dolduralım. Evet, şimdi hemen 33. sıraya geçiyoruz. 33. sırada bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir sık iğne, bir artırma yaptım. Şimdi 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yaptım. Tekrar 1 2 2 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltme yapıyorum. Bu arada bu modelin de telif hakkı kanalıma aittir. Ücretsiz, hiçbir platformda izinsiz paylaşılamaz. Ücretsiz yanlış oldu. İzinsiz paylaşılamaz. Şu an sayıya odaklandığım için. Evet. Şimdi iki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Son kalan bir tane ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Sayım şu an 13. Dördüncü sıraya geçiyoruz. 34. sırada 1 2 2 tane sık iğne, bir tane artırma. 1 2 3 4 5. 5 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Daha ince bir tığ alacağım. 7 numaraya geçtim. Eksiltmelerde biraz daha kolay olacak. Eksiltmemi de yaptım. Kalan ilmekleri 1 2
ve 3. 3 ilmeğimi de düz bir şekilde ördüm. Evet, kuyruk kısmı bu şekilde. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yani 6 sıra boyunca düz bir şekilde örüp gelelim artırmaya da eksiltme yapmadan. Evet, şimdi hemen bir tane eksiltme yapacağım. Diğerlerini düz öreceğim. Yani şöyle her ilmeğe bir tane olacak şekilde düz örüp gelelim. Evet, yine bir eksiltme yapıyorum. Kalanları düz öreceğim. Evet, şimdi 2 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Her ilmeğe bir tane ilmek olacak şekilde örüp gelelim. Evet, bir tane hemen eksiltme yapacağım. Kalanlarını düz bir şekilde örelim. Bir sıra boyunca yine düz örelim. Evet, şu başlarda birer tane eksiltme yapıp istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim. Evet, şöyle ara ara eksilterek toplamda 20 sıra boyunca ördüm. Şuradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şunu şurayı da sayarsak 20. Evet. Hemen şu ucundaki kısmı toplayıp kafa, gövde ve kuyruk kısmını bitirmiş oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup takip edebilirsiniz. Bildirim zillerini de açarsanız her videodan ilk sizler haberdar olursunuz. Şu iğnemle topladıktan sonra çektiriyorum. Şöyle hemen içe doğru. Evet, bir sonraki videoda kanat yapımını anlatacağım. Evet, şimdilik hoşça kalın. Sihirli Yemek Sepetinden herkese selamlar. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Evet, bu sevimli Limon adlı kuşumuzun bir benzerini yapacağız. Şöyle yakından bakalım. Biraz yaramaz olduğu için serbest bırakmayacağım şimdi. Evet, şöyle tatlı mı tatlı bir sarı rengi var. Daha önce paylaşmış olduğum diğer kuşlardan da bu şekilde örmüştük. Evet, bu sevimli kuştan sizler de örmek isterseniz buyurun başlayalım.